Thank you very much, everybody. Today, the ceasefire continues to hold, and I want to thank the President for his partnership and cooperation as we work to build a more stable and peaceful and prosperous Middle East. We've assured each other that Turkey will continue to uphold what it's supposed to uphold. I'm a big fan of the President, I have to tell you that. And I know that the ceasefire, while complicated, is moving forward and moving forward at a very rapid clip. We've assured each other that Turkey... We're grateful to President Erdogan and to the citizens of Turkey for their cooperation in the constant struggle against terrorism. He fights it like we do. Key to our security collaboration is our trade, defense, and military equipment program. American foreign military sales to Turkey total many billions of dollars, and Turkey supplies component parts to many American defense programs. They make parts of the frame, as an example, for the F-35. In the future, hopefully, we'll be able to resolve that situation. We've asked our Secretary of State. Turkey's acquisition of sophisticated Russian military equipment, such as the S-400, creates some very serious challenges for us. And we are talking about it constantly. We talked about it today. We're talking about it in the future. Hopefully, we'll be able to resolve that situation. We've asked our Secretary of State and Minister of Foreign Affairs and our respective national security advisors to immediately work on resolving the S-400 issue. We've also recently agreed to work toward a $100 billion two-way trade agreement. Tell you, one of my chief priorities as president has been removing the barriers. We have a lot of trade with Turkey, but it could be many times larger, and Turkey would like to see that, and it would also be good for the United States. So we intend to bring it up to about $100 billion. That would be four times what it is right now. Our goal is to expand commerce between the United States and Turkey, reduce our trade deficit, and ensure a truly fair and reciprocal relationship. Thank you. Thank you. Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararların tam da bu amaca hizmet ettiğini, Türk milletini incittiğini ve ilişkilerimize gölge düşürme gayesi güttüğünü Sayın Başkan'la paylaştım. 104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış bir meselede karar vericiler, siyasetçiler değil, tarihçiler olmalıdır. Bizim bu konuda alnımız ak, başımız dik, özgüvenimiz tamdır. A bomb was placed, an explosive device was placed in outdoor market. Açık söylüyorum, Türkiye bu konuda diyalogdan ve özgür tartışma ortamından yanadır. Ermeni tarafına ortak tarih komisyonu kurulması teklifimiz halen geçerlidir. Biz bütün arşivlerimizi açmış durumdayız. Silahlı kuvvetlerimizin 1 milyonu aşkın belgesi mevcuttur arşivlerinde ve her an gelip bunları gezip görebilirler ve araştırmalarını yapabilirler. Detained 7,680 foreign fighters and we have sent them back to their countries of origin. Siyasi meseleler ile ticari konuların birbirine karıştırılmaması gerektiğine de inanıyoruz. 100 milyar dolar hedefimiz bağlamında ticaret bakanlarımızın çalışmaları devam ediyor. Temennimiz ve arzumuz bu hedefe ulaşmayı zorlaştıracak adımlardan imtina edilmesidir. Savunma sanayi alanındaki köklü ilişkilerimiz konusu da tabiatıyla gündemimizde yer aldı. S-400 sistemi ve F-35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz. Değerli dostum, Türkiye'nin patriotlar konusunda maruz kaldığı haksızlıkları Osaka'da bizzat kendileri gayet güzel, açık bir şekilde ifade etmiştir. Sayın Başkan'a şayet istenilen şartlarda teklif verilmesi halinde patriot satın alabileceğimizi tekrar söyledim ve söylüyorum. Türkiye olarak
Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ile de yapıcı bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu Sayın Başkan'la paylaştım. Bu düşüncelerle Sayın Başkan'la gerçekleştirmiş olduğumuz We've managed to repatriate 365,000 Syrians. Back